hala bürokraside, efendim ilahiyatlarda, imam hatiplerde İslam oğlundan etkilenen adamlar var. Tabii ki imam hatipleri açanlar, çoğaltanlar iyi niyetle çoğaltıyorlar. Bir hizmet olsun, Kur'an öğrensin, bir ilmihal hal öğrensin, bir namaz abdest öğrensin. Fakat İslamoğlu kafası eskiden beri buralarda yerleştiği için, temerküz ettiği için Adam çok eski bu işe başlamış yani. Örgütlenmeye çok eski başlamış. Biz daha bunun neler söylediğini anlayana kadar ben daha anlayalı 7-8 sene oldu ben bu adamı tanımıyordum. Biz anlayana kadar bu bir nesli bir neslin itikadını, akidesini ifsad etmiş bu adam. Bak şu andaki videoyu izleyin kendi sesinden. Karşısındaki de kim? Dünürü Mehmet okuyan. Aynı programdalar. Yani bir taştan iki kuş vurduk. İki kuş vurduk. Yani iki kişiye reddiye yapıyoruz. Mehmet okuyan ekşisi oturmuş, o Mehmet okuyan da tasdikliyor, bir tane itiraz etmiyor. Videonun meali ne biliyor musun? Hani biz diyoruz ya, hadis-i şerifler olmasa namaz bile kılmayı bilemezsiniz. Öyle demiyor muyuz? Evet. Kur'an-ı Kerim'de yazsıyı dört rekat yazmıyor. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir namazın rekatı yazmıyor. Vakitlerini de işaret ediyor, işaret ediyor. Rekatlarına hiç işaret de etmiyor. Kıyam var, kıraat var, ruku var, senin farz var, vacip var, haram var, mekruh var, müstehap var. İçindeki şartlar, dışındaki şartlar. Bunların hiçbirini Kur'an'da yani sıralı, sayılı, tafsilatını bulamazsınız. Öyle mi? Bunları mutlaka nereden bulabilirsiniz dedik? Hadis-i şeriflerden. Hadis-i şerifleri inkar edenin zekat verme imkanı da yoktur. Çünkü bir de Kur'an'da yazmıyor. Hac yapma imkanı da yoktur. Haccın farzlarında da yazmıyor. Namaz kılma imkanı da yoktur. Yani hadissiz İslam çökmüştür. Hadisleri inkar eden, Kur'an'ı inkar etmiş olur, dinin tamamını reddetmiş olur. Doğru mu? Bunu söylüyoruz. Ehli sünnet alimler söylüyorlar. Efendim, şimdi bu da kalkmış demiş ki, yahu demiş, bize demiş, devamlı diyoruz. Hadisler olmasa namaz bile kılamazsınız. Şudur budur. Bizim sözlerimizi yani dile getiriyor. Ondan sonra ne diyor biliyor musun? Ya niye namaz kılamayacaktık diyor. Namazı diyor, hadislerden mi öğrendik diyor. E, peygamber sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail azem fiil geldi. Namazı kendi kıldırdı. Kabe'nin kapısında vakitleri gösterdi. imam oldu. Hazreti Cibril imam oldu. Resulullah sallallahu ona uydu. Cemaat oldu. Ha göklerde Resulullah sallallahu imam oldu. Bütün melekler cemaat oldu vitirde. Ama yeryüzünde Kabe'de ilk vakitlerin tespitinde kim imam oldu? Cebrail aleyhisselam imam oldu diyor. Sayı hadiste ben cemaat oldum. Bana hadi öğlenin ilk vakti şudur, son vakti şudur. İkinci ilk vakti şudur, son vakti şudur. Bir o vakitte kıldırdı, bir o vakitte yani. ilk vakti, son vakti bana tespit ettiriyor. Ben de ona göre güneşi hesap ettim. Bütün bu rekatlar Hz. Cibril'in beyanıyla sabittir. Hz. Cibril vahiy getiriyor. Hadisler de vahiydir. Efendim, işte efendim namazı bozanlardan tut, rükû böyle yapılacak, secde böyle yapılacak. Öyle mi? Rükû eğilmek demek. Ne kadar eğileceksin abi? Yani rükû, lügat kelimesine, Kur'an'da rükû var ama ne kadar eğileceksin? Elini dümdüz yapana kadar eğileceksin diye bir şey var mı Kur'an'da? Evet. Rükû diyor, rükû eğilmek. Adam ne yapabilir? Şöyle de bu da eğilmek. Şu da eğilmek. Ne kadar duracaksın? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Eğildi, ne diyeceksin? Ne zikir, ne okuyacaksın? Allah, Allah. Ulan hepsi hadis. Hadis olmadan din olmaz diyoruz falan. Yahu diyor işte diyor bize bunu diyorlar ya diyor. Ne alakası var diyor. Niye ne alakası var? Yahu diyor zaten diyor bu namaz can ondan da haberi yok. Adem Aleyhisselam'dan da Adem Aleyhisselam'ın da babası olduğu için ona göre daha da geriye gidiyor herhalde. Haşa ha Adem Aleyhisselam'ın babası var dedi zannetmeyin beni yani. O diyor. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor. Maymunlardan diyor. Gelmedik ama diyor. Maymunla bizim atalarımız geride birleşiyor diyor. Bunlar kendi sesi. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın namazı da İbrahim Aleyhisselam'a götürüyor. Bundan daha büyük bir efendim bilgisizlik olabilir mi? Namazı İbrahim Aleyhisselam'la ne? Namaz Adem Aleyhisselam'da da vardı namaz. Adem Aleyhisselam namaz kılmıyor muydu yani? E Adem Aleyhisselam'da da var diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a git diyor diyor. Ondan Yahudiler öğrendi diyor namazı. Namaz diyor sesli yani hadis gelmiş, vahiy gelmiş de öğrenilmedi diyor. Peygamber diyor, bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem peygamber diyor. Namazı diyor, Yahudilerin fiilinden görerek, Yahudilerin kılmasından öğrendi diyor. Hatta diyor, işte Kanada'da mı ne bir haham var diyor, Abraham mı bilmem ne, o Kanada'daki hahamın diyor, namaz, kendi Yahudilerin kıldığı namaz için diyor, bir diyor, kitap çıkartmış diyor, tatbikatlı namaz hocası gibi, Buna bakın diyor, aynı diyor Yahudilerin namazı diyor. Bak, Peygamberimize diyor, Yahudilerden fiili gördü diyor, namazı onlardan öğrendi diyor. O hahamların namazı da aynı diyor Bizimkiyle diyor. Ondan sonra yatsı diyor, aynı diyor, bir rekatı diyor. Orada bir rekatı yok diyor. Yoksa diyor, hepsi aynı diyor. Halbuki bütün tefsirlerde diyor ki Yahudilerin namazında ruku yoktu, secde yoktur. Yahudilerin namazında ruku yoktur, secde yoktur. Bir tek ayakta dururlar. Görmüyor musunuz ağlama duvarında? Böyle 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 başka. Kafayı vuracaklar duvara. Vuruyorlar zaten ara sıra da. Ha! Yahudilerin ibadetlerinde ruku yoktur, secde yoktur. Bu ayeti kerime niçin nazil oldu? Hac suresinin son sayfası. Ben rakamlar, hafızlar rakam bilmez. Yani normalde. Ne bu nesihatler? amenur ve Ey iman edenler, rükû edin, secde edin. Bak orada ne buyuruyor? Ve hayr, lale hayır yapın ki felah bulasınız diyor. O ayet kerimenin bütün tefsirinde bütün müfessirler ittifakla diyorlar. Ey iman edenler, sizin namazınız Yahudilerin ibadetine benzememesi için ben sizin namazınızda Rükû koydum, secde koydum. Siz rükûlu secdeli namaz kılın. Yahudiler gibi sırf ayakta durarak kılmayın. Yapmayın diyor. Ne alakası var bunun Yahudinin namazıyla şimdi? Rükû yok, secde yok. Biz namazın görünen şeyi rükû, secde zaten. Öbür türlü ayakta duranın kimse namaza durduğunu anlayamıyorsun ki. Rükûa eğildiğini anlıyorsun, secdeye eğildiğini anlıyorsun. Bizim namazımız nerede, ne alakası var? O sonra Miraç gecesi namaz verildi. Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne gördü? Bazı melekleri kıyamda gördü. Bazı melekleri rükuda gördü. Bazı melekleri secdede gördü. Dedi ey Cibril bu nedir? Dedi Allah'a ibadet ediyorlar. Ne kadar zamandır? Dünya kurulmadan evvel rükuya eğildi bu melek. Hala rükudadır. Daha kalkmadı dedi. Dünya kurulmadan evvel. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a gitti. 1400 sene evvel. E dünyanın gerisi var orada 4-5 bin, bin sene Ondan da dünya kurulmadan ne kadar önce rukya elmiş? Binlerce senedir melek rükuya da. E beli ağrımaz, uykusu gelmez, e, abdesti bozulmaz, bir şey yok. Sorun yok meleğin. Görüyorum, görüyorum. Ondan sonra bu, bu secdedeki ne yapıyor? Dedi Allah ibadet ediyor. Ne kadar zamandır dünya kurulmadan secdeye vardı. Hala secde dedi. Dedi ya benim ümmetime de böyle bir ibadet nasip olsa da Efendim, hepsini yapabilseler. Mevla'da da buyurdu ki ben sana bir namaz verdim. Onda kıyam var, onda kıraat var, onda rükû var, onda secde var. Bu tüm bu meleklerin ibadetlerinin sevabını senin ümmetinden beş vakit kılana hepsinin binlerce senelik rükû secde sevabını yazdım Allah buyuruyor. E bunu Miraç'ta verdi. Rükû secdeyi meleklerden gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi'den nereden görecek ya? Kur'an-ı Kerim söylüyor, kimseden bir şey öğrenmedi benim Habibim diyor. Hiçbir hocanın önüne diz çökmedi buyuruyor. Kur'an kimsenin öğrettiği bir kitap değil buyurur. Sen nasıl diyorsun ki namazı Yahudi öğretti? Allah muhafaza ya Rabbel Alem. Onun için, bak dinleyin, millete de atın. Hala bu adama itibar eden kalacaksak bu memlekette, durulacak hal kalmadı bu memleket. Zerre kadar imanı olan, zerre kadar imanı olan, Resulullah namazı Yahudi'den öğrendi. Adem Hocam babası var diyen adamı dinler mi ya? Ya Rabbi bu milleti uyandır ya Rabbi. Amin. Dostu düşmanı göster ya Rabbi. Amin. Bu, bela, bu belaların, bu itikat bozukluklarının, bu eli sünnete muhalif, İslam'a muhalif inançların tamamen sökülmesini nasip et. İlahiyatlardan, muhatiplerde de, e, İmam kendinde dersinde olmayabilir. Gelen hoca, geçen de neydi işte bir tane hoca da, Mescid-i Aksa'ya gitmedi ki dedi ya. Ben 18 sene dedi, İmam Hatip'te din hocalığı yaptım ama şimdi dedi beni soruşturma aldılar. Din dersinden aldılar. E tabi aldılar ama bak kaç sene sonra almışlar. Adam 15 sene de Arapçanın kutsallığı yok. Türkçede namaz olur. Mescid-i Aksa kutsal değil. Bunları öğretiyor yay madde talep ediyor Yeni almışlar da. E ne yapsın hükümette Kık Kızılbaşa ne yapsın bir Ali Paşa ya? Bunları tek tek nasıl bulacaksın yani? Ama böyle yetişmiş bir it, efendim, ilahiyatçı zümresi var. Allah şerlerinden muhafaza et. Allah el olanları da bunlara karşı konuşmaya muvaffak eyle. Amin. Amin.